Hey look, Morty! I'm a leg! A leg, Morty! Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız Rick and Morty'nin güç sıralaması ile ilgili ufak da olsa sizle bir anket paylaşmıştım ve o ankette demiştim ki dostlarım isterseniz kendi güç sıralama listenizi yazın, en fazla beğeni alan listeyi videoya dahil edeceğimi söylemiştim. Ama ve lakin bütün listeler, bütün beğenilerin hemen hemen aynıydı. Yani bir kazanan seçmek emin olun benim için çok çok zor olduğu için kimsenin de gönlü kalmasın diye onu bir sonraki videoya ertelemeye karar verdim ve bu videoda kendi yaptığım listeyi direktmen sizinle paylaşacağım dostlarım. Hazırsanız direktmen videomuza geçelim. 10. sırada Summer var. Summer neden 10. sırada diye soracak olursanız kendisinin o kadar da büyük güçleri yok ama ve lakin kendisine güç verildiği zaman bunu fazlasıyla kullanabilecek bir karakter ki bunu hatırlarsanız Rick ve Morty'nin portaldan geçebilmesi için portala yaklaşan bütün canavarları tek tek öldürdüğü sahnede ve Mad Max dünyasında bütün düşmanların içinden geçtiği sahnede ve gayet bize net bir şekilde göstermişti Summer'ımız. 9. sırada Beth, uzay annesi. Uzay annesinden kısaca bahsetmem gerekirse bir gün Rick garajında otururken Beth gelip aile yaşamından sıkıldığını, onun bir klonunu yapmasını istediğini ve bu klonun uzayda gezerken bin bir türlü maceraya katılmasını istemişti. Ve tabi dostumuz Rick de bunu direktmen kabul edip Beth'in klonunu yapıp onları karman çorman bir hale getirdi, yani karıştırdı. Ondan sonra Beth'in klonu mu yoksa Beth'in kendisi mi olduğunu bilmediğimiz bir varyantı uzaya gönderdi. Uzaya gönderdikten sonra da orada da o hem maceralar yaşadı hem bir türlü kişiyle karşılaştı ve aynı zamanda kendisinin Rick gibi pek çok parçası mekaniksel, parmakları, vücudundaki pek çok materyal bir nevi cyborg gibi sayılmasına sebep oluyor dostlarım. 8. sırada Savaşçı Jerry. Savaşçı Jerry hangi Jerry'den bahsettiğimi eminim ki aşağı yukarı biliyorsunuzdur. Hatırlarsanız Rick and Morty bir evrende tamamen evrenin içinden geçmişlerdi ve her yeri mutantlar kaplamıştı. O sırada o evrendeki Jerry tamamen böyle manyamıştı ve kendi ailesini korumak için bütün mutantların yavaş yavaş içinden geçiyordu. Ki Jerry mutantları öldürdüğü sırada kendi o korkak, kendi o pısırık ve kendi o işe yaramaz halini bir köşeye bırakmış, tamamen böyle psycho manyatik bir şekilde bütün mutantların içinden tek tek geçmişti. Ki orada da Jerry'nin potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu ve delirdiği zaman herkesin içinden nasıl da geçebileceğini görmüştük. O savaşçı Jerry eminim ki Rick and Morty'nin evreninde pek çok kişiye böyle nal toplatır cinsten. 7. sırada Jaguar. Jaguar kim diye soracak olursanız 3. sezon 3. bölümde hatırlarsanız Rick'in kendini turşuya dönüştürdüğü bölümde bir hapishanede tutuluyordu ve Rick'le savaşmak için o hapishaneden sırf kızı için ölümüne savaşıyordu yani. Ki Jaguar'ın aynı zamanda hatırlarsanız süzülen sincaplar vardı. Onlar gibi kendine ait bir paraşüt sistemiyle birlikte ninja gibi yetenekleri ve pek çok silah kullanmasıyla ve aynı zamanda bin bir türlü akrobasi yeteneğiyle birlikte çok güçlü, çok hızlı ve aşırı tehlikeli bir dostumuzdur. 6. sırada Zeb, kuantum bilim adamı. Hatırlarsanız dostlarım bir gün Rick and Morty'nin aracı bozulmuştu ve araç bozulduktan sonra Rick and Morty kuantum evrenine gitmişlerdi ve Rick orada bayağı koskocaman bir evreni sırf arabası çalışsın diye enerji üretmeye zorluyordu. O sırada bir tane bilim adamı da Rick'in aynısını yapıp kendi evrenleri için başka bir evreni sömürüyordu. Sonra başka bir evrene gittikleri sırada oradaki evreni sömürüyordu ve hayat bu şekilde ilerliyordu onlar için. Ta ki bu bilim adamıyla Rick yolları ters düşene kadar, ters düştükten sonra ikisi de mağara çağındaymış gibi birbirleriyle savaşmaya, birbirleriyle aşık atmaya ve birbirlerini öldürmeye çalıştılar. Ardından bilim adamı dostumuz her şey kabullenip Rick'in üstünlüğünü kabul etse de yine de Rick'in baya dengi olmuştu o bölümde, en azından benim kendi gözlemimce. 5. sırada Unity. Herkesin ağzına kusan o enteresan varlık. Ama siz Unity'yi belki de birlik isminde biliyorsunuzdur. O da apayrı bir konu. Kendisi şöyle anlatmam gerekirse dostlarım bir organizma. Bu organizma kimin canlının vücuduna girerse o canlıyı kontrol ediyor ve bütün bedenleri, bütün zihinleri tek bir zihinde buluşturuyor ve bu zihni ilk olarak Rick
and Morty'nin bir bölümünde Rick ve Morty'nin beraber takıldıkları bölümde gemilerinin ele geçirilmesini ve gemi ele geçirildikten sonra birliğin aslında orada Rick'in eski kız arkadaşı olmasını ve Rick'in onu kötü etkilediğini gördüğümüz enteresan bir bölümdü ki bu bölüm o kadar tuhaf bir bölümdü ki yani herkesi ele geçirebilen, herkesi himayesi altına alabilen ve hiç kimseye acımayan bu birlik Rick'e aşık olmuştu ve Rick o kadar bu birliğin dengesini bozuyordu ki dostlarım. Rick ile birlik arasında dengesiz bir uyumdan dolayı birlik Rick'ten kaçmaya karar vermişti ki zaten burada da Rick'in dengesiz uyumunun herkese göre olmadığını anlamıştık ama bu mikroorganizmanın bütün her yeri fethederek bütün gezegenleri ve bütün ulusları fethedebilecek gibi bir gücü var dostlarım. İstediği kişinin içine girebiliyor, istediği kişinin zihnini kontrol edebiliyor ve istediği zaman onun anlarını kendi istediği gibi kullanabiliyor. Dördüncü sırada bizden biri var. En sevdiğim karakterlerden bir tanesi ve keşke kendine ait spin-off dizisi çıksa da izlediğim Mr. Nimbus abimiz var. Bu Mr. Nimbus Aquaman'in güçlerine sahip dostlarım. Kendisi su altında yaşayan su altının kralı diyebileceğimiz bir kişi. Aynı zamanda Poseidon'un üç başlı mızrağı gibi kendisinde bir mızrağı var. Kendisi aynı zamanda böyle Genos'taki bütün canlılara hükmedip istediğine binebiliyor ve aynı zamanda karadaki polislere hükmederken ve cinsiyet ayrım etmezsizin bütün herkese de birlikte olabiliyor. Yani hem kadınlarla hem erkeklerde hiçbir şekilde cinsiyet ayrım etmeden ikisine de yürüyor ki bunu da Rick and Morty'nin 5. sezon 1. bölümünde hatırlarsanız gayet görmüştük. Aynı zamanda kendisinin bir borazanı var ki o borazan üflendiği zaman dostlarım Mr. Nimbus'un gücü baya baya katlanıyor ve ayrıca kendisinin keskin bir zekası olduğunu da unutmamak lazım. 3. sırada C137 Rick'imiz var. Bu Rick en fazla izlediğimiz Rick ve bana göre ana evrenlerde diğer Rick'lerden üstün olan yegane Rick'tir dostlarım ki kendisini hatırlarsanız bütün Rick'lerin biat ettiği bir evrenden geliyor ki bütün Rick'lere savaş açmış, bütün Rick'lerin içinden geçmiş. Aynı zamanda bütün Rick'ler onun korkusundan onunla barış anlaşması imzalamış ve kendisi de kendi Morty'siyle ve kendi Betty'yle birlikte yaşayabileceği o evrene gitmiştir. Bütün vücudu implantlarla kaplı yani bağırsakları, eli, kolu, gözü pek çok her yeri neredeyse bir cyborg misali gibi tamamen değiştirilmiş bir şekilde aynı zamanda pek çok Rick'ten güçlü olması, pek çok Rick'ten zeki olması ve pek çok Rick'in ona karşı koyamaması gibi de bayağı güçleri vardır. Yani hemen hemen bütün Rick'lerden daha güçlü, hemen hemen bütün Rick'lerden daha zeki ama velakin kendisi ikinci sıradakinden daha güçlü değil ki ikinci sıradakinden bahsetmem gerekirse o da Evil Rick. Şimdi ikinci sırada Evil Rick var. Neden Evil Rick var dostlarım? Çünkü kendisi C137 Rick'in hayatını mahvetmiş. Geçmiş hayatlarda sırf kendi potansiyelini yerine getirebilmek için kendi ailesinden vazgeçmiş ve diğer Rick'lerin de bunu yapabilmesi için onların ailesini de öldürmüş ama aynı zamanda kendisi Rick'in tam anlamıyla en kötü hali. Bütün potansiyelini yerine getirdiği için kendisini Rick uzun zamandır bulamıyor ve aynı zamanda içinde bütün herkese karşı koskocaman bir nefreti, on binlerce silahı, on binlerce gizli icadı ve on binlerce yerde on binlerce klonu var. Hiç acımadan, hiç gözünü kırpmadan ve hiçbir amaç gücetmeden herkesi istediği zaman ve istediği yerde öldürebilir dostlarım. Bu kadar sinsi, bu kadar güçlü bir karakterin tabii ki de dostlarım ikinci sırada olmasını bence eminim hepiniz beklerdiniz ki ikinci sırada olmasaydı bugün zamana kadar eminim C137'i kendi intikamını almıştı. Yani eğer C137'likten daha güçlü olmasaydı. Birinci sırada bana göre soracak olursanız tartışmasız kesinlikle Prime Rick'i de atlatmış C137 Rick'in de içinden geçebilecek ve aynı zamanda bütün evrende ve bütün galakside bütün Rick ve Morty'leri kandırmış onun üstüne bir deha, onun üstüne bir zeka ve onun üstüne bir şeytanlık tanımadığım Evil Morty var dostlarım. Evil Morty'yi kısaca anlatmam gerekirse dostlarım kendisi bir gün kendi Rick'inin daha fazla emirlerine dayanamıyor ve kendi Rick'ini kontrol ederekten diğer bütün Rick ve Morty'lere savaş açıyor. Ardından gizli gizli bir şekilde bütün Morty'leri bir köşeye topluyor ve onlarla bir kale inşa ediyor. Tabii bütün Morty'leri esir alması yaptığı planları kimsenin fark etmemesini sağlamak için de. Ardından hikaye bu şekilde ilerlerken bütün yaptığı işleri kendi Rick'in üstüne yıkan. Kendi Rick'in üstüne yıktıktan sonra kendini Rick'lerin ve Morty'lerin inşa ettiği şehire götürten. Ondan sonra da orada bir Morty başkan olan ve başkan olduktan sonra da bütün
Morty'leri ve Rick'leri kullanaraktan kendine bir portal var eden ve o portalla da başka boyuta geçen manyak ötesi bir kişidir ki aynı zamanda bana göre soracak olursanız kendisi Rick and Morty evreninin en deli, en manyak kişisidir ki Evil Rick'i bile kendisi alt etmiştir. Hatırlarsanız spoiler gibi olacak ama son sezonda kendisi Evil Rick'in kafasına bir cihaz yerleştirerekten onu güçsüz bir şekilde bırakmış ve C-137 Rick'in kendi intikamını almasını sağlamıştır. Yani orada ona biraz daha saygım kesinlikle artmıştır. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz dostlarım? Hem benim kendi listem bu kadardı aşağı yukarı. Eminim ki benim listemi beğendiğiniz taraflar da vardır, beğenmediğiniz taraflar da vardır. Eminim sizin kafanızda kendi listeniz de vardır. Lütfen hepsini aşağı yazmayı unutmayın. Bir sonraki gün ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.